en büyük kafadaki kilit nedir? Bunu anlatmak istiyorum. En büyük kafadaki kilit senin söylediğin sözler, verdiğin sözler. Hani söz verdin, yerine getirmedin. Kime söz verdim hocam? Bilmiyorum ki. Ya kendine söz verdin. İlk oradan başlayalım. Kendine söz verdin. Dedin ki ben bunu yapacağım. Mesela çok çikolata yiyorsun ve bu sende rahatsızlık yapıyor, sivilce yapıyor. Rahatsız ediyor, kilo aldırıyor sana örneğin. Kafana koyuyorsun, tamam diyorsun, ben çikolata yemeyeceğim artık. Ben bundan sonra çikolata yemeyeceğim diyorsun. Bu karardan sonra. Söz veriyorsun kendine. Şimdi o sözü verdin ya kendine. Yerine getirmedikçe kefaret ödüyorsun, bedel ödüyorsun, acı çekiyorsun. Devamlı sıkıntılar yaşıyorsun. İlk oradan başlıyor. Kafadaki kilitler onlar. Yani sen kendini geliştirmeye karar veriyorsun. Diyorsun ki tamam, adım atacağım, cesaretle ilerleyeceğim. Söz verdin. Karşıdaki kişiye de söz verdin. Belki senin arkadaşın vardı, çevrendeki insanlar vardı. Onlar da seninle beraber kendini geliştirecekti. Söz verdin ama ne yaptın? İçindeki sesi dinledin. O seni yine kandırdı. O seni yine hipnoza soktu. Ve vazgeçtin. Kendini geliştirmekten vazgeçtin. Bu şekilde insan kendini kandırdıkça, istatistiklere göre günlük insan kendini çok yüksek sayıda kandırıyor sevgili arkadaşlar. Karar veriyor, vazgeçiyor. Ondan sonra başına da bir sürü sıkıntılar geliyor. Yani kefaret ediyor aslında. Onu fark edemiyor. Yani ilk problem nedir? Kişinin söz verip yerine getirmemesi. Kendine dürüst olmaması, tamam mı? Buradan ilk kilit bu. Bunun yanında başkalarına, çevresindeki insanlara söz veriyor, yerine getirmiyor. Aldığı kararın arkasında durmuyor. Sürekli fikir değiştiriyor. Hani derler ya, başkasının arkasından koşuyor. Başkalarının manipülasyonuna giriyor. Tam karar almıştı, bir anlaşma yaptı, bir kontrat yaptı. Ondan sonra televizyonu açtı, hipnoza girdi ve ondan sonra kararını değiştirdi, vazgeçti. Kontratı yerine getirmedi. Anlaşma, akit var ya, bu akit. Akti imzaladı ama vazgeçti. Onun gibi düşünün. Ve bunun gibi kilitlerden dolayı da ilerleyemiyor. Çünkü kafada kilitler olduğu müddetçe bakış açından dolayı ilerleyemiyorsun. Başına bir sürü sıkıntılar geliyor. Özgüven problemi yaşıyorsun. Çünkü insan kendine dürüst olmadığı zaman veya başkasına dürüst olmadığı zaman özgüvenine zarar veriyor. Öz değerine zarar veriyor. Öz saygısına zarar veriyor. Dolayısıyla ilk yapacağın şey verdiğin sözleri yerine getirmek. Sözünde durmak, dürüst olmak. Doğru insanın işi her zaman doğru gider. Biz de yıllardan beri onu yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Programımıza katılmak için günlük yüzlerce insan başvuru gönderiyor. Biz bu başvuruları kontrol ettiriyoruz sevgili arkadaşlar. Bilgisayarda yapay zeka yapıyor bunu. Ve bunların içerisinde tutarsızlığı gördüğü an kırmızı gösteriyor. Yani kapatıyor. Onu biz göremiyoruz. Karşımıza çıkmıyor bile. Çünkü burada bir tutarsızlık var. Formda tutarsızlık var. Söylediği cümleler tutarsız. Bu kişi tutarsız olduğu için sen buna yardımcı olamazsın diye karşımıza çıkarmıyor. Dolayısıyla çoğu bu şekilde filtreleniyor. Filtreden geçtiğini düşünün. Bizim karşımıza çıktığı zaman biz ona öyle sorular soruyoruz ki 15 tane kriter var zaten. Onun içerisinde tutarsızlığı fark ettiğimiz zaman tutarlı olana kadar, dürüst olana kadar, doğru olana kadar biz ona zaman veriyoruz. Diyoruz ki bak sen şunlara dikkat et. Bu konuda verdiğin sözleri yerine getir. Kendine verdiğin sözleri yerine getir. Biz seninle ondan sonra yola çıkalım diyoruz sevgili arkadaşlar. Çünkü dereyi geçerken bineği değiştiremezsin. Dolayısıyla bir kere yola çıktığımızda biz ona yatırım yapacağız. Ona değer vereceğiz. Zamanımızı harcayacağız. Kişinin üzerine çalışmalar yapacağız. O tutarsız olursa, doğruyu söylemezse, o dediklerimizi yapmazsa boşa kürek sallamış oluruz. Çalışmalarımız nafile olur. Dolayısıyla ilk yapacağınız şey tutarlı olmak, doğru insan olmak, verdiğin sözleri yerine getirmek. Bunları eğer yapamıyorsan hayatın hiçbir alanında başarılı olamıyorsun. Hak etmiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Hani bazıları diyor ki ben hak etmiyor muyum? Hak etmiyorsun demek ki. Allah daha iyisini bilir. Allah adildir. Hak etmen için doğru insan olman lazım. Peki hocam, ben kendimi bu konularda geliştirmek istiyorum. Doğruyum. Sözümde tutarlıyım. Kendimi geliştirebilir miyim? Geliştirebilirsin elbette. Bunun için ne yapman gerekiyor? Bizimle iletişime girmen gerekiyor. Bizimle iletişime girmek için videonun altında link var. Linke tıklıyorsun. Formu dolduruyorsun, bir ön görüşme yapıyoruz. O ön görüşmede senin ayak bağların nelerdir, kafandaki kilitler nelerdir ve bu kafadaki kilitleri nasıl çözeceğiz, içindeki potansiyel nedir, içindeki aslan nerede yatıyor, bunları sana gösteririz, sana bir yol haritası veririz. Bu yol haritasını uyguladıkça sen de arzuladığın hedefe ulaşırsın, binlerce insanda olduğu gibi. Videonun altındaki linke tıkla,
Formu doldur ve gönder. Hoşça kal.